akşamda. Partnerimi bekleyeyim dedim de yok afallamadım. Gülüyor. Afalladık. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sizler nasılsınız? Ben iyiydim ya. Yüksek miydi? Sen öyle oldun. Şöyle kalayım mı? Galadaki gibi oluyor yani uzak böyle. Kameraları da tam böyle kalalım. Ya bu ne şöyle dedi? Şöyleymiş o. Şu iyi ya. Burada kalalım. Hemen elli olsun diyelim. Teşekkürler. Neler bekliyor bizi? Valla işte heyecanlı bir iş bekliyor. Güzel bir iş bekliyor. Güzel bir senaryo var. İşte bir ekip yemeği yedik hep beraber. Umarız güzel bir iş olur. Elimizden geleni biz de yapacağız kendimize göre. Senaryomuz güzel, ekip güzel. Senaryo hakkında ne bilgi verme şansımız var mı? Ne drama mı olacak aşkında? Yok, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir hikayesi bu. İşte o da terörle mücadele komiseri olacak. Polisiye aksiyon içeren bir hikaye. Bence çok güzel bir senaryo. Evet. İkimizin de çok içine sindi. İkimiz de çok motive eden bir iş oldu. Evet. Önceden de tanışıyoruz. Birbirimizi çok seven arkadaşlarız. Serkan'dan dolayı zaten ilk başta tanışıyoruz. Beraber çalışmıştık. Birbirimizi de çok severiz. Biri Serkan'dı, biri benle. Aynen. Serkan ilk önce çalışıyor. Şeyle durulmuş. Test ediyor. Test ediyor. Onaylıyorsa beraber çalışacağız. O yüzden çok mutluyuz. Yani evet. Çok birbirini seven, bilen ve tanıyan arkadaşlarız. O çok kıymetli. Evet. Evet. Polisiye uyumunuz nasıl mesela? Projedeki sizin uyumunuz nasıl? Yorumlar nasıl? Tepkiler neler? Daha sete girmediğimiz için bir yorum yok. Ama sete girmeden bile yani çok tabii tatlı ki tepkiler vardı. Hayvanlar için sadece projenin ismi bile yetiyor ya bazen. Yani işte o önemli olan proje. Önemli olan projenin güzel olması. Biz oyuncular bunun içinde bir parçayız. Projenin bütünü çok önemli. Biz çok inandık projeye. Umarız biz de üzerimize düşeni güzel yaparız ve güzel umarız bir umarız seyirci de inanır, evet. Polisiye bir dizi olacak. Hani bunun için bir eğitim aldınız mı? Aldık. Aa, başladık. Eğitimlere mi başladık? Çekimlere mi? Yok, eğitimlere başladık. Daha çekimlere var. Ama evet, bir poligondayız, bir dövüşteyiz. Evet, biraz böyle aksiyon çalışıyoruz, eğitimler alıyoruz. O yüzden. Kaan Bey için hani basit bu tarz şeyler de sizin için de evet zorlanıyor musunuz? Yok, zaten bu arada meraklıydım ben de. Benim için de şey oldu işte, oyunculuğun artılarından biri de bu. Aslında çok heveslendiğin ama ertelediğin şeylere iş gelince direkt motive olabiliyorsun. Çok güzel oldu benim için de. Özge atışta çok iyi. İnanılmazım. Silah attık biraz, bayağı iyi. Tabii. Evet. Aksiyon dizisi olduğu için senaryoyu bildiğinizden dolayı böyle endişelediğiniz, tereddüt ettiğiniz sahneler var mı acaba? Yok ya, bayağı şey olduk tam tersi. Hani, evet, tam tersi. Hadi çekelim, evet. Yaparız bunu, hadi biz. Hallederiz tabii, diye. Tabii ki. Sorularımız tükendiyse vedalaşalım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani fazla diziden dışarı çıkmadık sanırım. Çıkmayalım ya, proje için geldik. Son olarak Pınar Hanım da ablanız Nilüfer Hanım'la tanıştık. Ben teşekkür edeyim o zaman size. Tam anlamıyla ailenizle tanıştım. Instagram'a böyle... Teşekkürler, iyi akşamlar. Ya Özge, bunu tek bırakamazsın. O zaman ben de gidiyorum. Onu da alayım. Kaan Bey, aileye girdi mi tam anlamıyla? İyi akşamlar. Sizin ağzınızdan duysaydık gibisinden. Neyi duymak istiyorsunuz? Yok, arkadaşım sorusunu. Ailenizle tanıştım. Ya, tanıştırdınız mı? Tabii ki de benim ablamla tanışacak. Benim ablam hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesi. Pınar keza öyle. Ya bu Instagram takipleşme artık hangi dönemdeyiz, neye göre neye değer veriyoruz bilmiyorum ama bunlar çok normal şeyler yani. Bunları böyle artık normalleştirelim. Peki. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir ilişkimiz var. Nokta yani. Üzerine çok konuşacak bir şey yok yani. Yakın zamanda mutlu bir haber gelir mi? Ya dostum. İleriye dönük bir düşünceniz var mı? Öpüyorum yani, bunlar bizi ilgilendiren şeyler. Bunlar insanın özelleri. Bu kadar böyle kamera önünde de konuşacak şeyler değiller. Normalleştirelim bunları, olur mu? Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. Thank you.